Merhaba sevgili Feygocular, Madrid'in yeni bölümüyle sizlerle birlikteyim. Bir önceki bölümde neler olmuştu hızlı bir şekilde hatırlamak gerekirse. Madrid'in bir önceki bölümünde arkadaşlar part-time bir işe girmiştik. Bu Club Titibo'ya girmek için işçi olmamız gerekiyordu ve part-time bir işe girip para almıştık. Lakin daha sonra dinlenmek için Club Titibo'ya girmeye karar verdik. Ama ne yazık ki Akamoru'yu almak istemedi. Güvenlikler bize biraz sorun yaşattılar. Akamoru'yu da böyle çocuk kıyafetleri içine soktuk. Daha sonra eski bir arkadaşımızla karşılaştık. Eski tanıdık bir sima ile karşılaştık. Bu da Prenses Hürrem'di, Kumatora'ydı. Onunla da karşılaştık. O da buraya kılığını değiştirmiş. Burada bir takım araştırmalar yapıyormuş. Büyük ihtimalle o da bizim gibi rakı arıyor. Bakalım rakı bulabilecek miyiz? Şimdi DC MC konseri başlayacak. Ben de konser salonuna girdim. Neler olacak, neler olmayacak hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şimdiden sizlere iyi seyirler dilerim. Madur 3 kanalda gerçekten sevdiğim serilerden biri. Bunu bir kere daha belirtmek istiyorum. İlk olarak milletle konuşalım. Bayan diyor ki, wow, gerçekten geç kalmışsınız. DC MC konseri çoktan bitti. Şu an herkes istek şarkıları bekliyor. Bu mu yani? Abi konser bitmiş, çok geç kaldık. O zaman ben Rock'ı falan nasıl göreceğim veya Rock'a benzeyen adamı nasıl göreceğim? Tondagossa. Şu an benim görüşümdeki kız sürekli sahilde, sürekli kumsalda. O bana bakıyor. Sanırım o beni seviyor. Sanırım ben de onu sevebilirim ya. Abi sen nasıl bir sapıksın? Sahilde gördün diye, sahilde bikiniyle gördün diye neden masaya kerkiniyorsun ki şu an? Dayı derdin ne? Pislik herif. Böyle animede sapık herifler olur ya, gözlükleri parlar onun gibi. Bu kıza mı bakıyorsun böyle yan yan yengeç gibi böyle mi bakıyorsun? Selam. Tondagossa. Benim görüşümdeki adam sürekli sahilde. O bana bakıyor. Sanırım o beni seviyor. Sanırım ben de onu sevebilirim. Oğlum desti izdivaçlık mı yapayım? İkinizin arasını mı yapayım? Ne istiyorsunuz yani? Dayı sen ne diyorsun? Sen de üçüncü, bu aşkın üçüncü tekeri olmaya hazır mısın? İddialara göre bir adam varmış ki bütün dünya onun etrafında dönüyormuş. Aslında hayır, ben emin değilim. Hayır, aslında ben emin değilim. Ben o adam mıyım yoksa değil miyim? O bir kadın veya bir çocuk bile olabilir. Dayı sen ne diyorsun? Çok fazla bonzayı kullanıyorsunuz. Çok fazla bonzayı kullanıyorsunuz. Selamünaleyküm. Lucky. Yani basçı. Kesinlikle Rock'a benziyor. Aa bu Tessie köyden biri. Ama bilmiyorum. Onun hakkında farklı bir şeyler var. Yani tam adlandıramıyorum ama. Evet. Lucky denilen kişi Rock'a benzeyen kişiymiş veya Rock'muş emin değiliz. İsmini de öğrendik. Selamünaleyküm. Umarım istek parçalar yakında başlar. Her konserden sonra buradaki kızlardan biri DC MC kitapçığı veriyorlar. Hem de bedava. Tamam. Selamünaleyküm. Buradaki korkunç görünümlü adamı görüyor musun? Eminim ki o bizim şefimiz. Ama tabii ki de ondan daha üstün, daha yüksek rütbeli kişiler de var. Eyvallah. Sen ne diyorsun? Uzun zamandır merak ediyorum. Sen Lucky'yi tanıyor musun? Basçı. O kesinlikle bir peruk takıyor. Şimdi bir saniye. Rock'a benzeyen bir adam var. Ve Rock'a benzeyen bu Lucky ya da Rock peruk takıyormuş. Hı? Selam. Bu ön koltuk bize ait. Buradan uzak dur. Cesaretin mi var? Oh. Senin çok kıllı bir suratın var. Evet. Ne istiyorsun? Sen bir köpek gibi kokuyorsun. Bir köpek, bir çocuk. Bir köpek ve bir çocuk gibi kokuyorsunuz. Burası köpek kokan çocukların yeri değildir. Evet hocam. Herkesle konuştuk. Uf. Akamaru diyor ki, eğer biz böyle dolaşmaya devam edersek istek parçalar başlamayacak. Hadi oturalım, tamam mı? Tamam oturalım abi o zaman. Vuh vuh. Ah böyle dolaşmak gerçekten yorucuydu diyor Akamaru. Sen kimsin oğlum? Ha çalışanlar galiba. Violet yani Kumatora geldi, Hürrem geldi. Aa burada garson kızlık görevi yapıyormuş. İçecek olarak ne istersiniz efendim?
Siz su mu istiyorsunuz yoksa? Evet, hiçbir şey demedik. Rol kesiyor şu an. Şşşt. Oo, selamlar Crash. Ben de şunu merak ediyordum. Kim böyle bir yerde su sipariş eder ki dostum? Aa, hadi ama su mu? Hey Violet, bebeğim. Benden bu çocuğa bir tane köpüklü soda ve onun köpek arkadaşı için ve onun köpeğe benzeyen arkadaşı için de büyük şehir kolası. Bunlar benden. Büyük harika Thomas'tan tabii ki. Eyvallah abi, ısmarladığın için. Beleş mezar bulsam girerim. Kesinlikle efendim. Su yerine bir tane köpüklü soda ve büyük şehir kolası. Hemen getiriyorum. Hadi bakalım. Yürü. Wow, seni gerçekten burada görmeyi düşünmüyordum Crash. Valide abla, teşekkür ederiz yani Hürra. Buyurun beyler. Dinle. Ama suratındaki ifadeyi asla değiştirme. DCMC konseri bittikten sonra seninle konuşmak istediğim şeyler var. Konser bittikten sonra sakın ayrılma. Lobide dur. Seni almaya geleceğim. Tamamdır, görüşürüz. Aptal, suratındaki ifadeyi değiştirme. Eğlenmenize bakın, olur mu? Hey Crash! Sen ve Violet ne konuşuyordunuz be? Senin gerçekten kadınlara düşkün bir adam olduğunu bilmiyordum. Seni hazır. Evet hocam. Konser başlıyor. Oo, konser başlıyor. Rock'a benzeyen adam orada. Rock'a benzeyen adam orada. Elinde çello mudur nedir? Bir çeşit keman tarzı bir şey var. Bas var. Ve saçı bonus ama. Sadece yüzü benziyor. Bu rock mı yoksa değil mi? Tondagossa! Bu şovdan eğleniyor musunuz? Oo, benim domuzlarım da burada. Sanırım zamanımız doldu. Söylediğim için üzgünüm. Ve bu sizler için son şarkımız. Bu Kral P'nin tema müziği. Çalın bakalım. Abi kesinlikle bir AC/DC göndermesi var ya. Hatta bir şarkısına benzettim gibi ama bilmiyorum. 8 bit olduğu için bir şey diyemedim yani. Eskiden daha çok metal dinlerdim. Şu sıralar dinleyemiyorum metal. Daha çok klasik müzik dinliyorum veya anime OST'leri, film OST'leri dinliyorum. Yani artık metal için kendimi çok yaşlı hissediyorum arkadaşlar. Nadiren dinleyebiliyorum. Yani müzik zevklerim bayağı değişti lisedekine oranla. Önceden Rammstein yardır gelsin, Iron Maiden yardır gelsin. Şimdi daha çok hafif şeyler dinliyorum. Radiohead dinliyorum. Dinlersem İşte arada Nightwish falan dinliyorum. Yani müziğe çok tutkun bir adam değilim. Bunun sebebi de Türkiye'de şöyle bir benim arkadaşlarımın arasında şöyle bir olay var. Yani siz bu arada müziği mahvediyor olabilirim. Kusura bakmayın. Yani DCMC'nin müziğini mahvediyorum ama bu konudan bahsetmek istedim. Yani şöyle bir olay var ki yani ben mesela Rammstein'dan işte dinlediğim 7-8 tane şarkı var. Adam bana diyor ki Meinerzbrand hangi albümden? Oo, sen de kendini Rammstein dinliyor mu diyorsun falan diyor. Yani adam şunu istiyor ki
benim dinlediğim o Rammstein şarkısının albümünü bilmeliyim. O albümde hangi şarkılar olduğunu bilmeliyim. Diskografiyi ezberlemeliyim. Yani ben müziği sadece dinliyorum. Poserlık yapmıyorum. Evet, dinliyorum yani. O diskografinin bütün şarkılarını dinliyorum. Sadece bir şarkısını bilmiyorum. Ama sizin kadar bu işin cılkını çıkarmıyorum. Yani bu durum beni rahatsız etmişti. O yüzden mesela metalden soğumamın sebeplerinden biri de bu. Yani bir poserlık seviyesi var, bir de bunu çıkarma seviyesi var. Bunların arasında olmak bence en mantıklısı. Evet, Akamaru konuşuyor tekrardan. Vuh vuh. Ah, kulaklarım çınlıyor. Şimdi bu kızla konuşacağız arkadaşlar. DC Miz'in bu şovu harika değil miydi? Kesinlikle bu ruhla doluydu resmen. Club Titibo'yu ziyaret ettiğiniz için size bir DC MC kitapçığını hediye olarak vermek istiyoruz. Buna ne dersiniz? Evet. Bu çok sıkı hayranlar arasında oldukça popüler bir eşya. Ve siz kendinizi gerçekten burada bir hayran olarak gösterdiniz. Evet, Akamaru DC MC kitapçığı aldı. Güzel. DC MC kitapçığı işimize yarayacak arkadaşlar. Şimdi artık burada herhangi bir işimiz kalmadı arkadaşlar. DC MC konseri sona erdi. Yani daha yapabileceğim bir şey yok. Adamlar gitmiş. Rock'a benzeyen adamı da bulamadık. Yani nereye gittiler bilmiyorum. Ama şu an bize Hürrem'in dediği gibi Hürrem'le buluşmam lazım. Oyalanıyorum. Hürrem burada. Yanına gidiyorum. Çekilir misin? Tondagossa! Bu selamlaşma. Hey, selamlaşmayı biliyor musun? Tondagossa! DC-MC selamlaşmasını öğrenmelisin gerçekten. Hürrem bana bakmıyor ki. Girip çıkayım. Buradan çıkayım. Bir daha gireyim. Hürrem. Hürrem'in önünü kapatmışlardı demin. Bu yoldan, bu yoldan. Evet, şu an Hürrem'i takip edeceğiz arkadaşlar. Bakalım Hürrem bizi nereye götürecek. Şurada bir kapı var. Aşağı iniyorum. Hadi hadi acele et bu yoldan. Hürrem bizi nereye götürüyor ve konser salonunun altında neden böyle bir yeraltı odası var? İlk olarak buraya gidiyorum arkadaşlar. Birkaç tane sülük var. Umarım bize saldırmazlar. Hediye açtık. Meculuk denilen bir şey bulduk ve salt water gun'ı bulduk. Evet, buradaki sülüklerle savaşmayacağım. DPM kaç? 19. O zaman savaşıyorum. Ama canımız yok abi. Yani şu an savaşmak gereksiz. O yüzden herhangi bir savaşa girmeyeceğim. Aa, Akamaru nasıl koşuyor? Evet. İlerlemeye çalışacağım ki yaratıklar bize saldırıyor. Ne yazık ki yapışkan sülükle savaşmak zorundayım. Evet, Akamaru'nun işi bitti. Ölümcül bir hasar aldı. Crash saldırıyor. Evet, 12 canımızı götürdüler. Tekrardan saldırıyorum. Bir tane sülüğün işini bitirdim. Diğeri bize saldırıyor. 11 canımız gitti. Tekrardan vuruyorum. Yapışkan sülük bize saldırıyor. Of. Tavandan başka bir tane düştü. Yapma. Yapma abi. Oo, tehlikeli oldu. Eşyalardan bir şey kullanmam lazım. Ne kullanabilirim? Bread roll denilen eşyayı kullanıyorum. Ve kendimi 60 iyileştiriyorum arkadaşlar. Kendimi tehlikeye atamam. İkisi de bana saldırıyor şu an. Odaklandılar. Bir tane daha yapışkan sülüğün işini bitirdim. Bir tane daha var. Umarım tavandan düşmez mi? Abi bu ne? Bunlar sonsuz mu? İki hasar verdim. İki kez vurdum. İkisi de bana vursa ben ölürüm. Tekrardan eşyalarımdan bir şey yemem lazım. Ne yiyebilirim? Evet. Yani yenilecek de bir şeyim yok. Thunderbomb mu fırlatsam? Çok mu erken? Fırlat gitsin anasını satayım. Bomb. Abi şaka yapıyorsun. Öleceğiz. Hipnoz yapmaya çalıştı. Dojladık. Vurma. Hipnoz yapmaya çalıştı. Yine dojladık. Piyasayım da yok abi. Ne yazık ki piyasayım da yok. Hot Spring Egg yiyeceğim. 100 canım doldu. Hani yemek zorundaydım. Kusura bakmayın. Burada ölmek istemiyorum. Tekrardan bana saldırıyorlar. Halen daha saldırıyorlar. Bir tanesinin işi bitti. Umarım tavandan halen daha düşmez. Yoksa bayağı söveceğim. Hipnoz yapmaya çalıştı. Dojladık.
saldırıyor bize. Biz de ona saldırıyoruz ve sülüklerin işini bitirdik. Gerçekten çok can sıkıcıydı. 152 XP puanı aldık. Evet, Akamaru yoruldu. İlerlemeye devam ediyorum. Burada bir ip tarzı bir şey var. Yukarı çıkacağız. Kendimizi bir odada bulduk. Bu gizli geçit gerçekten işe yarıyor. Ama ben ne zaman bu gizli geçiti kullansam her tarafım çamur içinde kalıyor, diyor Hürrem. Yani Violet, yani Hürrem. Ayrıca şu sülüklerden yapışkan şeyden bahsetmiyorum bile. Ben hızlı bir şekilde duşa gireceğim. O yüzden lütfen burada bekle. Duşu basabiliyor muyuz? Evet, Türk mantığı. Pardon. Bir şekilde bana bu hoş gözüken oda tasfiye edildi. Her neyse, siz ikiniz de banyoya girin. Ayrıca istiyorsanız orada sıcak su da var. Yani böylece kendinizi rahatlatabilirsiniz. Daha sonra konuşuruz. Tamam. Evet arkadaşlar, duşa gireceğiz. Rahatlayacağız. Sıcak su da var. Duş aldıktan sonra bu üçlü oldukça uzun uzun süre konuştular ve onları ayıran 3 yıllık boşluğu doldurdular bu konuşmalarla. Onlar kurtardıkları maymun hakkında konuştular. Onlar Osohe Kalesi'ndeki sinek kuşu yumurtası hakkında konuştular ve onun nasıl kaybolduğu hakkında. Onlar DCMC grup üyelerinden birinin unutkan Rock'a benzediğini konuştular. Ve onlar köklü bir şekilde Tazmilli köyüne yerleşen gizemli ordu hakkında konuştular. Onlar bu yapbozun parçalarını birleştirmek için birbirlerine bildikleri her şeyi anlattılar ve birlikte düşüncelerini birleştirdiler. Yaklaşan savaş hiç kolay olmayacaktı. Onlar bunu her şeyden daha çok biliyordu. Onlar bunu her şeyden daha iyi biliyordu. Daha güçlü olmak istiyorum. O an Crash gerçekten böyle hissetmeye başladı. Evet. Böyle bir düşünce geçti. Oyun bize böyle bir metin verdi arkadaşlar. Yani Hürrem'le bildiklerimizi birbirimize anlatmışız. Endişelerimizden bahsetmişiz. Crash daha güçlü olmak istediğinden bahsetmiş. Yani gerçekten bunlar da benim kafamı karıştırıyor. Yani bir ordu, domuz ordusu Tazmilli kasabasında böyle rahatça nasıl dolaşıyor? Rock'a benzeyen adamın durumu ne? Kaybolan sinek kuşu nerede? Yani kafamızda çok soru işareti var. Maymun nerede? Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Violet konuşuyor tekrardan, yani Hürrem. Ve işte olayların sonunda ben bir şekilde buraya geldim ve kendimi sakladım. Ama biz asla sinek kuşu yumurtasında neler olduğunu öğrenemedik. Şu sinek kuşu yumurtası da dünyada içinde bütün sırları barındıran bir yumurtaydı ve önemli bir şeydi. Tam onu alıyorduk ki engellediler. Domuz maskeliler ve fasat yüzünden Rock kayboldu o sinek kuşu yumurtasıyla. Ta ki Rock hafızasını geri alana kadar. Bu noktada şunu söylemeliyim ki domuzlar ona ne zaman ellerini uzatır bilmiyorum. Crash, Rock'ı gör ve onunla konuşmaya çalış. Belki siz ikinizi görünce o bir şeyler hatırlayabilir. Dışarıda korumalar var. Onlar kötü çocuklar değiller. Ama işleri daha da karışık ve kötü bir hale getirmek istemiyorum. Bu merdivenden tırmanın ve çatıya çıkın. Tavan arasına çıkın yani, pardon. Buradan Rock'ın odasına gidebilirsiniz. Bu oraya gitmenin en direkt yolu değildir. Ama en azından yakalanmazsınız.
Ben bütün DCMC üyelerini bir araya getireceğim. Onlara durumu açıklamalıyım. Yakın zamanda görüşürüz. Evet, ilk olarak bir oyunu sevleyelim. Şu an Prenses Hürrem yani Kumatora bizden şunu istiyor ki oyunu bir sevleyelim. Rock'la konuşmamızı istiyor. Belki Rock hafızasını kazanır diyor. Crash ve Akamaru'yu görünce. Bakalım kazanacak mı kazanmayacak mı göreceğiz. Dışarıda korumalar varmış ve Rock'a ulaşmanın en güvenli yolu tavan arasıymış. Dışarıda çünkü korumalar bizim için sıkıntı yaratabilirmiş. Hürrem de o sırada DCMC üyelerini bir araya getirecekmiş. Şimdi. Buradan sıcak suya girebiliriz ve kendimizi iyileştirebiliriz arkadaşlar. Kendimizi iyileştirelim. Evet. Herkes iyi hissetti. Herkes iyileşti. Süper. Evet. Canlarımız falan full. Artık güvenli bir şekilde yukarı çıkabilirim. Yukarıda bizi nelerin beklediğini bilmiyoruz arkadaşlar. Tavan arasına çıkıyorum. Şimdi bu fareyle konuştuğumuz zaman squeak squeak. Fareler açgözlüdür ve bir şeyler biriktirmeyi severler. Bir şeyler almak ister misin? Neler satıyorsun? Wow. Şimdi ne yazık ki bende şey yok abi. Bende herhangi bir şu düşüncemden bahsedeyim ilk olarak. Yani almak istediğim şey Better Stick. Better Stick denilen eşya da atağımıza artı 20 arttırıyor. Crash'in atağına artı 20 arttırıyor. Ama ne yazık ki bunu alacak param yok. Benim 19 DP'm var. Bu da çok az arkadaşlar. Yani Better Stick almanızı oyun size tavsiye ediyor. Kesinlikle işe yarar bir item ama ben alamayacağım şu an. Onun dışında Pencil Rocket denilen bir şey var. Bütün düşmanlara hasar veren bir şey. Onu da alamam çünkü çok pahalılar. Bu biraz kötü oldu arkadaşlar. Şu an eşya da satamam. Teşekkürler diyor. Bir şey almadık ama kusura bakma reis. Şimdi ne yapacağım? Ondan bahsedeceğim. Aşağı iniyorum ve şu kurbağayla konuşuyorum. Belki DP'm birikmiştir kurbağada. Evet. DP staff diyorum. O 1000 var 1000. Evet. Bütün paramızı çektim arkadaşlar. Paramız birikmiş. Ben birikmedi zannediyordum. Fareyle konuşuyorum ve size önerilen itemler dediğim gibi onları alın arkadaşlar. Onları almanız önemli. İlk olarak Better Stick alacağım. Atağımızı 20 arttırıyor. Better Stick'i giyiyorum. Diğer Easy Grip Stick'i 100 DP'ye satıyorum. Başka Pencil Rocket'ı almak isterdim. Bir tane alayım. Tamam. Şimdi eşyalarımdan. Pencil Rocket'a geliyorum. Give diyorum. Bunu Akamaru'ya verelim. Akamaru'da kalsın. Pencil Rocket. Bayağı para harcadık. Bayağı para harcadık. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Para harcamamız gerekiyordu. Ki ileride bizi bekleyen tehlikelere karşı bu eşyalar yanımızda olsun. Bu kapıdan giriyoruz arkadaşlar. Burada itemci adam var. Ve şurada bir eşya var. Bu neymiş? Etik Guide denilen bir şey aldık. Bu çatının haritası. Haritaya ihtiyacımız var mı? Etik Guide'a bakacağım. Ki nerede bilmiyorum. Evet, bakamıyor muyuz? Ama bakmamız lazım abi. Nasıl bakamıyoruz? Neyse. Herhalde map olarak falan bir şey gözükecek. Evet, buradan gözüküyor. Çatının haritasını görebiliyoruz arkadaşlar. Bu elemana istiyorsanız gereksiz eşyalarınızı stoklayabilirsiniz arkadaşlar. Yani gereksiz bir eşyanız varsa bu elemana verin. Gerek yok. Harikasınız falan diyor. Seni destekliyoruz falan diyor. Neyse. Şimdi. Buradan çıkamıyoruz gibi. Buradan gidiyorum arkadaşlar. Biraz daha ilerliyorum. Ve bu sefer sağdaki kapıya giriyorum. Aman aman hocam aman. Gelmeyin ya bir gelmeyin. Araknitler. Akamaru saldırıyor. 54 canı gidiyor. Araknit biz Akamaru'yu ısırıyor. Bir kere daha ısırıyor. Akamaru zehirlendi. Atak yapıyorum.
Akamoru zehirden canını kaybetti. Araknet'in bir tanesinin işini bitiriyoruz. Tekrardan Akamoru'yu ısırıyorlar. Crash saldırıyor. Combo yaptık. Akamoru'nun zehirden canı gitti. Akamoru saldırıyor. Araknet tekrardan ısırıyor, ıskaladı ve Crash'le onun işini bitirdik. Savaşı kazandık. 82 XP puanı aldık. İlk olarak PSI tekniklerimle healing yapıyorum. Akamoru'yu iyileştiriyorum. Life up yapıyorum Akamoru'ya. Akamoru'yu tekrar iyileştiriyorum. Evet, şimdi böyle bir yerdeyiz. Sağdaki kapıya giriyorum. Burada bir şey var. Antidot bulduk. Zehir. Aa yine mi ya? Akamaru saldırıyor. 72 canını götürdü. Araknet yine bizi ısırıyor. Araknet yine ısırıyor. Ya ay zehrine tüküreyim ya. Crash saldırıyor. Akamaru zehirden canı gidiyor. Akamaru saldırıyor. Bir tane Araknet'in işini bitiriyoruz. Zehirli pençe, zehirli şeyleriyle bizi ısırıyor. Hadi ya of. Kanser ya. Boş savaşlar yani. Ağ fırlatmaya çalıştı. Zehirden canımız gitti. Tekrardan saldırıyoruz. Ve Araknet'in işini bitiriyoruz arkadaşlar. 82 XP puanı aldık. Yine PSI tekniğimi kullanmak zorundayım. Healing yapıyorum Crash'e. Healing yapıyorum Akamaru'ya. Şimdi. Doğudan gidiyoruz arkadaşlar. Güneyden gidiyoruz. Ama. Aa, üçlü savaş. Of. Of. Thunder Bomb fırlatacağım yani. Belki boş yere harcıyorum ama kusura bakmayın. Ölmek istemiyorum. Adam yemek yedi. Aç gözlü fare. Zehirli şeyleriyle yine bizi ısırdı. Crash zehirlendi. Diğer zehirli de bizi ısırdı. Zehirden canımız gitti. Thunder Bomb fırlattım. 95, 93, 95 süper. Akamaru saldırdı. Bir tane Araknet'in işi bitti. Bir şey çalmaya çalıştı. Fail oldu. Araknet yine bizi ısırdı. Crash'in zehirden canı gitti. Bir Araknet'in daha işi gitti, bitti. Konuşamıyorum. Oo, sakin ol, sakin ol, sakin ol. Evet, üçlü düşmanlarında işini bitirdik arkadaşlar. Bayağı uğraştırıcı. Bayağı uğraştırıcı. Crash 16 level oldu. Akamaru da 15 level oldu. Güzel ilerliyoruz hocam. Hediyenin içinde Peculiar Cheese denilen bir şey var. Yine PSI yapmak zorundayım. Life up yapıyorum Crash'e. Healing yapıyorum Akamaru'ya ve kendime. Life up yapıyorum Akamaru'ya. PSI'larımız gidiyor patır patır. En son buradan tekrardan doğuya gidecektik. Hediyeyi açıyoruz. İçinden Magic Tart denilen bir şey var. O ne işe yarıyormuş arkadaşlar? Hemen bakacağım. 30 PP dolduruyormuş. Harika. Burada bir tane gitar tarzında bir şey görüyoruz. Onların yanına gidemiyoruz ama. Şimdi geriye döneceğiz. Hızlı bir şekilde. Aman ya darlamayın abi ya. Bu ne ya? Akamaru saldırıyor. Açgözlü fare Akamaru'yu ısırıyor. Crash saldırıyor. Akamaru saldırıyor ve açgözlü farenin işini bitirdik. 60 XP puanı aldık. Hediyenin içinden de Peculiar Cheese çıktı. Onu da alalım ve hemen buradan sıvışalım hocam. Evet. Savaşların sonu gelmiyor arkadaşlar. Araknitler bize arkamızdan saldırdı. Ağ atmaya çalıştı. Dodge'ladık. Zehirli. Evet yine zehirli bir ısırık attı bize. 26 PP'miz kalmış bu arada. Zehirden canı gitti Crash'in. Evet bizi zehirliyorlar, sarıyorlar, her şeyi yapıyorlar. Böyle güçlü bir örümcek yok. Akamaru hareket edemiyor. Araknet ısırıyor. Crash'in zehirden canı gidiyor. Crash saldırıyor. Bir tane Araknet'in işini bitirdik. Akamaru hareket edemiyor. Crash'in zehirden canı gidiyor. Bir kere daha vurduk. Kaç kişiydi zehirleyeceğin daha ya? Akamaru artık hareket edebiliyor. Crash vurdu ve Araknet'lerin işini bitirdik arkadaşlar. 82 XP puan aldık. Yine PSI yapmak zorundayım. Life up yapıyorum. Kendime life up yapıyorum. Akamaru'ya healing yapıyorum. Crash'e. Şimdi. Rahat bırakır mısın? Şurada bir eşya var. Böcek spreyi bulduk. Bu ne abi ya? Yuh. Yaşlı yarasa bize saldırıyor. Araknet bizi ısırıyor. Yaşlı yarasa ne yapıyorsun? Hiçbir şey yapmadı. Akamaru ısırıyor.
bu ne yapıyor? Garip hissetmeye başladı yarasa. Araknit ağ fırlatmaya çalıştı. Akamaru vurdu, 64 canını götürdü. Araknit zehirli bir ısırık yaptı. Evet, yarasa hiçbir şey yapmıyor. Daha da garip hissediyor diyor. Akamaru vurdu, yarasa öldü. Araknit'le sıra. Bizi tekrardan ısırdı arkadaşlar. Vurmaya devam ediyorum. Hadi öl. Güzel. Araknid'in işini bitirdik. 91 XP puanı aldık. Şimdi. İlerlemeye devam ediyorum arkadaşlar ki yine fareler bize saldırdı. Fareler bizi darlamaya devam ediyor. Aç gözlü fare. Bitirin şunun işini abi. Isırdı. Kritik vurdu, aman. Tamam, bunun işini bitirdik arkadaşlar. Güvenli bir yerde bölümü sonlandırmam gerekiyor. Bana bulaşma işte, bulaşma abi, bu ne ya? Herkese savaşmak zorunda mıyım ben? Arkamızdan saldırdı bir de. Isırdı bizi, kritik vuruyor anasını satayım. Kritik vurma ihtimali mi yüksek? Korkunç şeyler söyledi. Dojladık, crash saldırıyor. Yemeğini yedi, 30 canı arttı. Akamaru saldırıyor, crash saldırıyor ve aç gözlü farenin işini bitirdik. Yine peynir bulduk, peyniri de aldık. Şimdi arkadaşlar burada bölümü bitirmek zorundayım. Artık bir sonraki bölümde Rock'ı aramaya devam edeceğiz. Bu tavan arasından Rock'ın odasına gitmemiz gerekiyor. Artık pek bir şey kaldı mı kalmadı mı bilmiyorum gerçekten. Ama muhabbeti fazla uzatmak istemiyorum. Yani bir sonraki bölüm belki kısa olabilir. Yani daha denilecek bir şey yok bu bölüm hakkında. Yine eğlendim. Yine eğlenceli olaylar oldu. Bir şey demek istemiyorum. Bölümü izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Önerilerinizi bekliyorum. Yani bu kısımdan sonra da daha da denilecek bir şey yok. Videoyu lütfen beğenmeyi unutmayın. Şu sıralar dediğim gibi beğeniler çok az geliyor. Ve kanalımıza destek olmak için de Patreon hesabımıza bağış yapabilirsiniz. Madur için bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sevgili seyirciler.